Kenan? Hayrola? Ben de seni bekliyordum. Yeni işin hayırlı olsun. Kusura bakma biraz geç oldu ama ortaklığımızı kutlamak istedim. Teşekkür ederim. Çok sevdiğim bir şairin sözünü çerçevelettim. Hayatın her anında hatırlanması gereken bir söz. Aynı zamanda balıkçılık yapan bir şair. Belki de bu yüzden çok seviyorumdur. Umarım beğenirsin. Ne gerek vardı? Teşekkür ederim. Müsait olduğunda seninle oturup konuşmak istiyorum. Anlatmak istediğim şeyler var. Tabii. Ne zaman istersen. Müsaadenle. Görüşürüz. Sırlar doğru ellerde paha biçilmez, yanlış ellerde ise beş para etmez mücevherler gibidir. Necdet Supi Soykan. Ne demek istiyor şimdi bu? Hayatın her anında hatırlamak isteyeceğin türden bir söz. Doğru söylemiş. Ve güzel düşünmüş. Bak, bu arada az önce gördüğün şey... Az önce gördüğüm şey beni ilgilendirmiyor hayatım. Defne, bak Ebru'nun kimle çalıştığı değil, kimin için çalıştığı önemli. O kız doğrudan Vural'a çalışıyor, biliyorsun. Ben de küçük bir uyarı yaptım. Senin arkandan iş çevirmemesi için. O yüzden ağzının içine düşüyordun demek ki. Bu arada orada nasıl durdun? Defne. O kızla ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum Sinan. Kime çalıştığı, ne yaptığı beni ilgilendirmiyor. O bana zarar veremez. Emin ol buna. İpleri elimde. Ha, çok ileri gider canımı sıkarsa çekerim iplerini, olur biter. Tamam mı? Yeterli mi? Peki hayatım. Doğru söylüyorsun. Oraya çok yakıştı bu arada. Usta, ne zaman harekete geçiyoruz? İlk fırsatta Vafes. Kenan'a anlatacak mısın planımızı? Yok. Şimdilik bir şey söylemeyeceğim. Ama yapıp ettikten sonra kardeşimizle paylaşırız neyi neden yaptığımızı. Peki Melek Hanım? Gönlümüzde yatandan alnımıza yazılanı saklayamayız Vafes. Yapacaklarımızı Melek'e anlatmayacağım ama... İcazet almam gerekiyor. Ne de olsa bu yaptıklarımızın ucu Kenan'a da Mele'ye de dokunacak. Zamanı gelince anlatırız. İyi de Hazal ne diyecek sence bu işe? İşte orası meçhul. Her şeyi hesaplıyorum da bir tek Hazal'ın ne tepki vereceğini bilemiyorum Kafes. Öyle ya da böyle onun iyiliği için bunları yaptığımızı anlayacak. Bakacağız. Yaşayacağız, göreceğiz. İyi o zaman. Ben hazırlıkları yapacağım, senden talimat bekleyeceğim usta. Aynen öyle. Bir dakika sonra hareket edecekmiş gibi davran. Her an düğmeye basabiliriz. Eyvallah. Yemek için teşekkür ederim. Herhalde İstanbul'da yediğim en iyi balıktı. Hazal. Senin benden sakladığın bir şey yok değil mi? Hayır. Niye böyle bir şey sordun? Vural Bey, rahatsız ediyorum ama bilmek istediğinizi düşündüğüm bir konu var. Maalesef hard disk kayboldu. Ne demek kayboldu? Öyle saçmalık mı olur ya? Haklısınız ama sahte bir yangın alarmı ile panik yaratıp hard disk almışlar. Kim almış? Henüz tespit edemedik ama alarmdan hemen önce işiniz gelip görüntüleri istemiş. Arkadaşlar veremeyeceklerini söyleyince sıkıntı yaratmış. Birkaç dakika sonra da bu yangın kargaşası çıkmış. Yanlış anlamayın. Amacım Hazal'ın zan altında bırakmak değil ama bu olanlar biraz fazla tesadüf geldi bana. Sizi bilgilendirmek istedim. Vural, iyi misin? İyiyim hayatım. Niye böyle bir şey sordun dedim. Bunu neden düşünesin ki? Bir şey yok. Sadece emin olmak istedim belki de. Thank you.
Açsana. Kim arıyor? Annem. Ya tamam, aç konuş. Anneciğim, ben seni birazdan arasam olur mu? Versene bir telefonu. Ne oldu, niye vereyim? Bir şey olmadı, bakmak istedim ben. Niye vereyim? Hazal, ver şu telefonu. Buran, ne yapıyorsun? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Neyin peşindesin? Hiç. Annen aramış o kadar. Belki kadın uzun uzun bir şeyler konuşmak istiyor seninle. Hemen kapattın suratına. Niye kapattın? İşim var demişti. Restoranla ilgileniyor herhalde. Ben onu zaten sonra ararım. İyi, peki öyle olsun bakalım. Evet Kenan Çelebi. Neymiş benimle konuşmak istediğin o önemli şey? Yakında şirket adına çok büyük ve önemli bir ticari atılım yapmaya hazırlanıyoruz. Aziz Toprak ve ben. Bu hamlenin ne olduğundan, ne zaman ve nasıl yapılacağından hiç kimsenin haberi yok. Eğer arzu edersen seninle de paylaşmak istiyoruz. Tabii sen de bu yolda bizimle yürümek istersen. Benim birlikte yürüdüğüm ortaklarım ve bir ailem var zaten. Neden size katılayım ki? Ne çıkarım olacak bu işte? Alacağımız kararın ve yapacağımız hamlenin Demiroğlu ailesi tarafından onaylanmayacağını ve hoş karşılanmayacağını ben çok iyi biliyorum. Ben de bir Demiroğlu'yum. Unuttun galiba. Ama kişisel çıkarların söz konusu olduğunda aileni karşına alabildiğini de çok iyi biliyorum. Vuralı, Canan'ı, hatta kocanı bile. Bu yüzden seninle konuşmak istedim. Bak, lafı fazla uzatmayacağım. Zamanı geldiğinde oyunu bizden yana kullan. Elde edilecek kazancın %30'u senin olsun. Ve bunu kimsenin bilmesine gerek yok. %40. Ve evet, bunu kimsenin bilmesine gerek yok. Anlaştık. Anlaştık. Bu kârlı bir anlaşma olacak benimle. Hiç şüphem olmasın. Ne konuşacaksın sen Mural'la? Neyle ilgili? Mural Bey size anlatır zaten. Ondan duymanız daha doğru olur. Neyse. Mural Bey gelmeyecek herhalde. Ben onunla şirkette konuşurum zaten. Sen bilirsin. Senin ne işin var burada? Anlayamadım. Burası benim de evim, hatırlatayım. Mural Bey, İsterseniz biz aşağıya geçelim. Orada konuşalım baş başa. Ne o? Benden rahatsız mı oldun? Özel bir şey mi konuşacaktınız? Bir şey mi söyleyecektim Mural'a? Yo. Şirketle alakalıydı aslında. Emin misin Ebru'cum? Şirketle mi alakalı gerçekten? Sizin aranızda benim bilmediğim bir şey mi var? Sen yanıtlamak ister misin? Yok canım. Biraz sürtüştük sadece. Olur böyle abla kardeş arasında. Bir şey yok. Nasılsa biz konuşuruz. Burak, sen ne yaptın? Konuştun mu güvenlik şirketiyle? Ulaşabilmişler mi görüntülere? Konuştum. Ulaşamamışlar daha. Şirkette ufak çaplı bir yangın karmaşası çıkmış da. Ama her şey kontrol altında, merak etme sen. İçin rahat olsun anneciğim. İçim hiç rahat değil Vural. Bir an önce o kayıtları izlemek ve kızıma bunu yapan kişinin cezasını vermek istiyorum.
Merak etme, hep birlikte izleyeceğiz zaten. O zaman bizzat ben kendim vereceğim o cezayı. Ne o, kaçar gibi nereye gidiyorsun? Oda mı hayatım? Ben biraz yoruldum da. Kusura bakmayın. Ne bu ya, ne oldu buna? Biraz sürtüştük. Annemle konuşmuyorlar uzun zamandır, onunla ilgili. Ben gidip bir konuşayım. Alo, Gencer. Hemen Hazal'ın telefon dökümlerine ulaşacaksın. Aa, ne o hayatım? Sen çok sevdin benim adamı galiba. Sizi duydum Defne. Konuşup anlaştınız. Sana söylemiştim. Benden habersiz adım atmayacaktın. Sana haber vermeyeceğimi nereden çıkardım peki? Ne bu güvensizlik Sinan? Ne konuştunuz peki? Ne için anlaştınız ha? Vural'a karşı oy kullanmam karşılığında yeni alacağımız işten pay teklif ettiler. Doğrudan sana mı verecekler payı? Evet tatlım, bize verecekler. Hem de neredeyse yarısını. İş neymiş peki, onu da anlattı mı? Hayır. Zamanı gelince onu da öğreneceğiz. Sen karına güven, yeter. Benden bir şey saklamıyorsun değil mi Defne? Sinan yeter artık, sıkıldım bu senin güvensizliğinden. Ben de bana haber vermeden hareket etmenden sıkıldım. Bundan sonra bir zahmet beni de haberdar edersin atacağın adımlardan. Halil. Ne var? Toprağım gel hele. Senin adına bir posta var burada. Ne oldu, bana mı? Halil Sancak değil mi? Evet benim. Buyurun, neymiş? Ver bakalım. Öncelikle imza almam gerek. İyi günler efendim. İyi günler, teşekkürler. Neymiş bu ya? Davalı Halil Sancak ve eşi Melek Sancak'ın evliliğin İlk zamanlarından beri anlaşmamazlık ve birbirine sürekli kavga halinde olmaların şiddetli geçmesi. Boşanma. Lan bu boşanma celbi. Lan niye demiyorsun boşanma celbi olduğunu? Lan bilsek imzalar mıydı, alır mıydık biz? İyi de Melek buranın adresini bilmiyor ki. Kim söylemiş Melek'e buranın adresini? Tabii kim olacak? Hazal. Annesine çekmişti. Nankör, nankör. Ne oldu? Niye çağırdın Vural'ı yanına? Ne söyleyeceksin ona? Dedim ya şirketle ilgili diye. Önemli bir şey değildi. Konuşurum ben nasılsa. Niye yaptın bunu? Neden bahsediyorsun? Çok iyi biliyorsun Ebru. Ne istedin sen o kızdan? Niye çektin dişini? Sana hesap vermeyeceğim. Hayır, bana hesap vereceksin. Yoksa gider her şeyi anlatırım Vural'a. Öyle mi? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Aynen öyle. Eşyalarını topluyorsun, bu evden gidiyorsun. Irmağın etrafında olmanı bile istemiyorum. Bakıyorum da sen iyice alışmışsın rolüne. Baya baya konağa sahip sanıyorsun kendini. Sanmıyorum canım. Zaten öyleyim. Vural'a ait ne varsa hepsi benim. Bu konak, o çalıştığın şirket, hepsi. Öyle mi dersin? Bakalım Vural bunu görünce aynı şeyleri düşünecek mi? Bu ne biliyor musun? Bu senin hayatın. Evliliğin. Mutluluğun. O şirket, bu konak, kısacası bu senin her şeyin. Ve sen artık avucumun içindesin Hazal. Kusura bakma canım.
köşeye sıkıştırdığını mı sanmıştın? Her zamanki gibi beni yok saydın Hazal Hanım. Ama o kadar kolay değil. Ben buradayım ve hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Ver onu bana. Vermezsem ne yapacaksın? Ha? Dövecek misin yoksa ablanı? Vuracak mısın bana? Ebru, ver şunu bana. Bu benim hayat garantim. Eğer Vural Irmağan fişini çekenin ben olduğumu öğrenirse beni yaşatmaz. Ben de o yüzden senin Kenan oğlanı aşkınla garantiledim kendimi. Seni defalarca uyardım. O aşk senin sonunu getirecek demiştim. Ama dinletemedim. Eğer sen benim görüntülerimi Vural'a izletirsen ben de seninkileri izletirim. Sen beni yakarsan ben de seni yakarım. O yüzden kusura bakma canım. Nice yıl kendime bile itiraf etmekten kaçtım. Kötülüklerini, kıskançlıklarını. Ama niye biliyor musun Ebru? Çünkü seni her zaman sevdim ben. Ama buraya kadar. Bitti artık, bitti. İçimde sana ufacık bile bir sevgi kalmadı artık. Ver dedim. Artık ben senin avucun içinde değil. Sen benim iki dudağımın arasındasın. O yüzden karşıma çıkmamaya, canımı sıkmamaya gayret et bence. Yeter! Yeter, anlıyor musun? Yeter! Bıktım senden! Defol git ya! Defol git hayatımdan! Defol git ya! Defol! Senin yüzünden ben böyleyim, yeter! Defol! Defol! Anne, ne oluyor? Yok bir şey hayatım. Hoş ver sen. Ne yaptın? Konuştun mu Kenan'la? Konuştum. Evleniyoruz. Çok sevindim. Çok sevindim canım. O zaman hemen hazırlıklara başlıyoruz. Hazal, ne oluyor? Ne bu gürültü? Niye Ebru sinirlendi bu kadar? Yok bir şey hayatım. İçinde biriktirmişti biraz. Sinirleri boşaldı. Geçer birazdan, kusura bakma. Hayır, ne söyledin de gerildi? Ben bir şey söylemedim. Kendisiyle yüzleşti. Olur böyle şeyler, takma sen. Defne işi tamam abi. Anlaştık. İyi. Toplantıda bizden yana uygulanacak yani. Sadece bu toplantıda değil. Bundan sonra her zaman, her konuda bizim yanımızda olacak. Garibim Sinan. Kim bilir ne yaptı da kızdırdı karıcığını. İstiyorsan onu da öğreniriz abi. Gerek yok. İşimizi görsün yeter. Şimdi Vural Defne'nin bizim yanımızda olduğunu anlayınca üstüne gidecek. Defne de köşeye sıkışıp öfkelenince Vural'a neyle şantaj yaptığını ortaya dökecek. Naz'la ilgili bir şeyler biliyor olabilir mi sence abi? Ya Vural'ın bu kadar elini kolunu bağlayabilecek daha büyük bir mesele yok çünkü. İnşallah. Ya bir şey soracağım sana. Sen hiç Naz'ın arkadaşlarıyla konuştun mu? Onlar ne diyorlar bu duruma? Yok, bacımın öyle çok fazla dostu, arkadaşı yoktu. Bir şey vardı, Yale diye bir kız. Onunla da o herif yüzünden bitirdi dostluğunu. Epeydir görmüyorum, ortalarda yok. Ne oldu, niye sordun? Yok, hiç, sadece merak ettim. Ne var, ne istiyorsun? Niye delirdin sen bu kadar? Ne konuştun Sazal'la? Seni ilgilendirmez. Bana bak, bu evde olup biten her şey beni ilgilendirir, tamam mı? Onun duydukları, senin konuştukların ya da tam tersi. Her şey beni ilgilendirir. Onun için şimdi söyle, ne konuştunuz? Hiçbir şey.
Yani seninle alakalı hiçbir şey konuşmadık. Bana sürekli sığıntı muamelesi yapıyor. Sığıntı değil misin? Neyse. Umarım benimle ilgili olmayan şeyleri konuşmuşsunuzdur. Yoksa acısını senden çıkarırım. Hem de zevkle. Kenan. Benden sakladığın bir şey mi var senin? Niye canın sıkkın? Irmağın fişini kimin çektiğini öğrendim abi. Kimmiş? Ebru. Ne diyorsun ya? Emin misin? Kendi gözlerimle izledim abi kayıtları. Peki niye yapmış böyle bir şey? Kör kütük aşıkmış Vural Demiroğlu'na. Suçu Hazal'a yıkıp ortadan kaldırmak istemiş kızı. Bu kız çok tehlikeli Kenan. Babasından, Vural'dan bile daha tehlikeli. Bizim ne yapıp edip Ahmet'i bu kızdan uzaklaştırmamız lazım. Merak etme abi. Ben gerekeni yapacağım. Ahmet. Kenan. Tamam. Benim ufak bir işim var. Akşam görüşürüz. Gel otur bir konuşalım. Bırak, bırak gitsin. Onun içine şimdi ateş düştü. O ateşi söndürmeden dinlemez, anlamaz. Öyle şimdiden çok bulaşık falan çıkmaz diye düşünüyorum. Sen servise yardım edersin. Akşam da el birliğiyle hallederiz bulaşıkları. Nasıl istersen Melek abla. Emret yeter. Melek! Melek! Ne bağırıyorsun? Aman engel olamadım. Hemen daldı Melek. Tamam hadi tamam. Hadi gel Arran. Ne istiyorsun? Boşalma Celbi gelmiş otele. Niye şaşırıyorsun? Ayrılacağımı söylemiştim ben sana. Doğru. Ben de sana ayrılmayacağımı söylemiştim değil mi? Başına ümitlenme. Git bunları mahkemede anlat. Şimdi çık git mutfağımdan. Sen adresini nerede öğrendin ha? Sen otelin adresini nerede öğrendin sen? Kim sana söyledi otelin adresini? Hazal söyledi değil mi? Bir tek o biliyordu. Ne fark edecek? Nereye kadar kaçacaksın ki? Benim kaçtım falan yok. Bak dimdik karşındayım ben. Sen kolay kolay kurtulamazsın benden. Ayrılmayacağım senden Melek. Hayır ayrılacaksın Halil. Neden biliyor musun? Çünkü Hazal'a gerçekleri söylerim. Hazal'ı kaybetmekten korkmuyorsun ama Hazal sayesinde hayalini kurduklarını kaybedersin. İşte sen bunu göze alamazsın. Paradan, o yama olduğun aileden vazgeçemezsin. Öyle değil mi? Serdar, arabayı park et. Peki efendim. Ne işin var lan burada? İçeri nasıl girdin? Çekil gitsin ha. Uğraşamayacağım şimdi seninle. Uğraşsan ne olur lan? He? Ne yaparsın? Zaten canım vurdum da hıncını senden almayayım. Elini çek. Bak sen, hıncını benden çıkartacakmış. Ulan ateş olsan... Ulan. Sinan Bey ne yapıyorsunuz? O benim misafirim. Lütfen. Bir gün görüşeceğiz. Mutlaka hesaplaşacağız. İnşallah. O gün de gelecek. Merak etme. Ahmet sen niye geldin? Konuşmaya. Sana söyleyeceklerim var. Aslında bambaşka bir şekilde hayal etmiştim. Ama maalesef gerçek yüzünü görmek bugüne nasip oldu. Dışarıda konuşalım. Hadi gel. Thank you.
Usta. Söyle. Hazırlıklar tamam. Çocukları da ayarladım. Herkes tetikte bekliyor. Sen işaret verdiğinde harekete geçeceğiz. Hey. Kurşunun namluya sürdük yani. Şimdi avın dala konmasını bekliyor. Usta. Bekleyen beklemesine de neyi bekleyeceğiz ki? Her şeyimiz tamam bizim. Biz yapalım yapacağımızı, bırakalım gerisini Demiroğlu düşünsün. Acele etme Gafes. Tüfeği omuza dayar dayanmaz tepeye asılırsan teper, savrulursun. Biz önce kendimizi sağlam alalım. Mesele Vural Demiroğlu'nun canını okumak değil. Mesele canım dediklerimizi emniyete almak. Ben Melek'le bir konuşayım, icazet alayım. Sonrası Allah kerim işte. Eyvallah usta. Sen nasıl diyorsan. Sana evlenme teklif edecektim biliyor musun? Yüzüklerimizi almıştım. Olur da bu yüzüğü parmağına geçirirsen dünyanın en mutlu insanı ben olurum diyecektim. Olurduk da. Eğer ben senin kocan olsaydım bu dünyanın en mutlu insanı ben olurdum. Sen de kimsenin göremediği bir şeyi, bir güzelliği gördüğümü sanmıştım. Meğer herkesin gördüğü gerçekleri ben görememişim. Ahmet, bak gerçekten canım çok sıkkın şu an. Biliyorum. Uzatmayacağım. Kenan'la konuşmuşsun. Öğrendim her şeyi. Ne yaptığını da öğrendim. Irmağın fişini çeken sen misin? Bunu neden yaptığını da öğrendim. Nasıl bu kadar vicdansız olabildiğini. Ne uğruna bir insana canına kıyabileceğini de öğrendim. Canımdan can gitti Ebru. Kenan, Vural'a aşık olduğunu söylediğinde ruhum çekildi sanki. İçimden bir parça koptu gitti. Sen benim için sütten ak, sudan berraktın. Meğer ne kadar kirliymiş yüreğin. Meğer ne kadar kirliymişsin. Başkasını sevdiğini bilsem, yüreğime gem vurur, senin mutluluğun için dua ederdim ben. Yeminle. Ama sen masum birinin canını kıyabilecek kadar gözün kararmış senin. İçin kirlenmiş. Sana duyduğum aşktan utandım. Yıkıldım Ebru. Yıkıldım ben. Ne yapabilirim Ahmet? Ümit mi verdim sana? Söz mü verdim? Ne istiyorsun? Canım sıkkın dedim zaten, yeter. Evet yeter. Bitti artık. Gerçi hiç başlamamıştı ya. Benim içimde de ne varsa bitti. Thank you.
Ne demek konağı kimin satın aldığını söyleyemem Hakan Bey? En azından evimizi kimin aldığını bilmek bizim hakkımız. Maalesef efendim, işlemler tamamlanmadan bilgi veremeyiz. Prosedür böyle. Bu yaptığınızın benim nezdimde affı yok. Şirkete ve ailemizin şahsına ait bütün işlemleri donduracağım. Çeklerinizi iade edeceğim ve ilk fırsatta rakip bir bankayla anlaşacağım. Siz nasıl arzu edersiniz efendim? Ahmet'e de anlatmış. Of, ne yapacağım ben? Öpüşme görüntüleri de gitti elimden. Tebrik ederim. Çok güzel bir sahneydi. Anlamadım ben. Ne sahnesi? Ne diyorsunuz siz? Ahmet'in dramını söylüyorum. İzlemesi büyük keyif verdi. Sinan Bey. Bakın gerçekten hiç havamda değilim. Ne söyleyecekseniz açıkça söyleyin ve gidin. Yalnız kalmak istiyorum. O topala her ne yaptıysan bence çok iyi yaptın. Benim de hıncımı alıyorsun. Tebrik ederim. Sana iyiden iyi ısınmaya başladım ben Ebru. Bence bu dostluğu ilerletmenin vakti geldi. Ne demek istiyorsunuz siz? Hayret. Bu dudakların ne demek istediğimi gayet açık anlattığını düşünüyorum oysa. Ben hiçbir şey anlamadım ve anlamak da istemiyorum. Ama ben anlatmak istiyorum. O topağdan sana sevgili falan olmaz. Kendine hayrı olmayan yarım adamın teki. Oysa sen çok zeki ve güzel bir kızsın. Eğer bu iki meziyetini kullanabilirsen Ahmet'ten çok daha iyilerini bulursun. Mesela? Mesela ben. Seni ne zaman görsem öpüştüğümüz an aklıma geliyor. Aklımdan çıkartamıyorum Ebru. Ben de sizi ne zaman görsem aklıma karınız geliyor. Bence siz de bir karınız olduğunu aklınızdan çıkarmazsanız iyi olur Sinan Bey. Efendim. Müsait misin? Müsaitim, ben de seni arayacaktım. Ama yanında biri var mı yok mu emin olamadığım için arayamadım. İyi yapmışsın. Mural yanındaydı. Sen neredesin? Ben de yeni çıktım evden. Şirkete gidiyorum, yoldayım. Güzel. Ben geçen gün buluştuğumuz kafedeyim. Acil bir şey konuşmamız lazım. Gelebilir misin? Tamam, geliyorum. Anne kız karşılıklı birer Türk kahvesi içeriz değil mi? Anne lafı geçiştirme. Hangi konaktan bahsediyorsun sen? Ne satması? Irmak'cığım. Anneciğim lütfen yapma, duydum. Konağın satıldığını söylüyordun telefonda. Irmak'cığım, Beykoz'daki konağı sattık. Onu konuşuyordum. Ya niye sattınız konağı? Nereden çıktı bu? Zaten bu uzun zamandan beri abinle konuştuğumuz bir şeydi. Hem böyle daha iyi değil mi? Burası daha rahat, daha geniş. Anne o konak bizim için çok kıymetliydi. Anılarımız var bizim o konakta. Bir tanem, sen düşünme bunları. Biz asıl konuya gelelim. Ne yapacağız şu düğün hazırlıklarını, ha? Hazırlığa gerek yok anne. Olur mu öyle şey canım? Gerçekten gerek yok. Hem Yıldırım nikahıyla evleneceğiz. Olmaz. En azından hayal ettiğin gibi bir gelinlik giymeni istiyorum. Tamam. Daha önce giydiğim gelinliği giyerim. Hadi yüzün gülsün biraz. Bak sevdiğin adamla evleniyorsun bir tanem. Ya mutluyum, çok mutluyum ama durumu biliyorsun işte. Irmak'cığım, ne konuşmuştuk biz seninle? Ha? Mutlu olacağız. Değil mi? Hadi ne olur gülümse biraz. Hadi. Yalnız konuştuğumuzu unutma anne. Kenan'a gerçeği bildiğimi söylemedim. Beni her şeyden habersiz sanıyor. Sen de söylemeyeceksin, tamam mı? Tamam kızım.
Kimseye söyleme. Merak etme sen. Ne gerçeği bu? Ne işler çeviriyorsunuz siz ana kız? Efendim Zuhal. Yok, ben o dosyaları raporlamıştım zaten. Ne Zuhal'e kız? Ne saçmalıyorsun sen? Kızım abuk sabuk konuşma ya. Zaten canım burnumda benim. Ya baba tam zamanında aradın. Ne var? Konuşma kız. Keyfimizde aramadık herhalde. Bana şu Aziz'in adresi lazım. Ahmet'in ağzını yokla da. Aziz'in adresini öğren hadi bakalım. Öğrenemem. Ne demek öğrenemem kız? Acil lazım sana diyorum ya. Öğrenemem. Ahmet'le aramız bozuk. Bunca zaman görüşme dedik, inadımıza sıkı sıkı oluyordun onunla. Şimdi aranı bozacağız. Zamanı mı buldun Ebru? Baba, bak bin tane meseleyle uğraşıyorum zaten. Hem sen ne yapacaksın Aziz'in adresine? Ya işim var onunla, işim var onunla. Bulaşma şu adama. Uzak dur. Yetmedi mi başına aldığın belalar? Sen karışma kız. Onun her tarafı bela olsa ne yazar ha? Vız gelir, tırıs gider. İyi. Ne yaparsan yap o zaman. Sonra başına iş geldiğinde beni arama ama. Ebru. Demek öyle. Yüzüme telefonu kapatıyorsun.